İstanbul Aydın Üniversitesi ve MedYapı'nın düzenlemiş olduğu 2023-2024 eğitim öğretim yılı sertifika töreninize hepiniz hoş geldiniz. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu üniversitenin bir sistem olarak büyük bir soruna burada çare bulup bunu da kendine dert edinerek burada çözmeye çalışmasını takdir etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve Fatih Bey onu gördü. Bu sektör gittikçe başka bir tarafa doğru meylediyor. Sektörün bu konudaki ihtiyaçlarını düşündük. Yani sadece MedYapı veyahut da sadece Türkiye'deki bu yapımcı firmalar için değil, gerektiğinde daha sonraki dönemde de yurt dışındaki yapımcı firmalara da insan kaynağı teşkil etmek için birlikte bir işbirliği yapma, bir güç birliği yapma kararı aldık. Ve o gün o kararımızı hemen akabinde hayata geçirdik. Bugün üçüncü mezunlarımızı vereceğiz. Çok da başarılı gidiyor. Bütün mezunlarımız mezun olmalarını müteakip kendi alanlarında işe başlıyorlar. Çok rağbet görüyorlar. Çalıştıkları kurumlar onlardan çok çok memnun oluyorlar ve arkası geliyor. Bu diziler sayesinde Türkiye'nin gerçek kimliğinin, gerçek coğrafi konumunun, sosyal konumunun, ekonomik konumunun, kültürel konumunun ne olduğunu anlattık insanlara. Efendim, oradaki bizim Türk insanının yapısını görüyorlar, estetiğini görüyorlar, mimarisini görüyorlar, tarihini görüyorlar. Dolayısıyla bunun ekonomik girdisinden öte Türkiye'nin yurt dışındaki algısı bakımından bu çalışmalar çok önemli. Bu yapımlar, bu diziler, bu filmler. Peki bunları nasıl yapacaksınız? İnsan kaynağına ihtiyacınız var. İnsan kaynağı olmasa, yani sadece orada bir aktörü oynatmakla bu iş yetmiyor ki. Onun senaryosu var, onun yapımcısı var, onun rejisörü var. Dolayısıyla bütün o altyapıyı hazırlayan, esasında yani mutfakta yemeği hazırlayan bu ekip. Dolayısıyla bu anlamda da biz MedYapım'la birlikte, değerli Fatih Aksoy Bey'le beraber bu işbirliği yaparak bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ve de çok çok başarılı, çok memnunuz, çok da mutluyuz. Tabii Fatih Bey'le ifade ettikleri gibi kendileriyle birlikte Hizmet İhracatçılar Birliği'nde yaklaşık 7 yıla mı girdik abi? 6 yıldır beraber görev yapıyoruz. Çünkü alan o kadar zengin ki, yani biz şu anda 3 alanda insan kaynağı yetiştiriyoruz. Buna tabii oysa ki o sektörün o kadar çok, ne bileyim bir sahne kurumundan tutun da bir dekorasyondan, ne bileyim yani benim şu anda aklıma gelmeyen onlarca alt kırılımı var. Zaman içerisinde bu alt kırılımları da yerine getiren, yapan insan kaynağı yetiştirmek elbette ki hedefimiz. Bir sonraki hedefimiz de sadece içteki yapımcı firmalara değil, yurt dışına da bu yetiştirdiğimiz insan kaynaklarının ihraç edilmesini sağlamak ki Fatih Beyler hem İspanya'da hem Körfez ülkelerinde çok yoğun çalışmalar yapıyorlar. Firmalar kurdular orada, ortaklıkları var. İnşallah böylece o ülkelerde açılacağız. Şu anda senaryosunu yazdığımız ve aslında Filistinli bir kahramanın hayatını anlatan ve NBC için çekilecek 45 bölümlük bir dizinin hazırlıklarına başladık. Hızla büyüyor Türkiye'de televizyon sektörü ve ne yazık ki aynı ölçüde hızlı gelişmiyor insan kaynağı. Hiçbir sektörde öyle çok hızlı gelişemez zaten. Doğal olarak üniversitelerimiz bu alanda mezunlar veriyorlar ama biraz daha hızlı eleman ihtiyacını, tabii ki birkaç yıl içinde, belki 3-5 yıl içinde, 10 yıl içinde sektörde ihtiyacımız olan insanların hepsi olacak ama bu süre içinde biraz daha hızlı bir eğitimle, biraz da setlerde yetiştirerek, senaryo gruplarının içinde yetiştirmek üzere insan ihtiyacımız oldu. Bunu Aydın Üniversitesi ile birlikte Mustafa Hocam'la konuştuk ve sağ olsun Mustafa Hocam bu konuda hemen bir faaliyetli harekete geçti. Biz Aydın Üniversitesi 3 yıldır bunu yapıyoruz. Şu anda bizim şirketimizde çalışan insanlar var. Başka şirketlerde çalışan insanlar var. Bu sertifika programından çıktıktan sonra çok memnunuz. Programı tamamlayanların
hemen hemen hepsini setlerde çalıştırıyoruz. Setlerde yapımcılarımızın, yönetmenlerimizin, reji ekibinin uygun bulduğu insanları da hemen işe başlatıyoruz. Çalışmak iyidir. Çok çalışmak daha da iyidir. Bu alan insanların çalıştıkları zaman çok başarılı olabilecekleri bir alan. Kimsenin torpille bir şeyle bir yere gelmediği bir alan. Çalışanlar, ben bugün nasıl bir şirketin başındaysam, önümüzdeki 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl içinde başkaları başka şirketlerin başında olabilirler. Biri medyapımı da yönetiyor olabilir onlardan.